Batı cephesiyle dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İlk olarak 24 Ekim 1920 Gediz Muharebesi ile başlayalım. Batı cephesi komutanı Ali Fuat Paşa Yunan birliklerine karşı bir askeri taarruz yapıyor ve bu taarruz başarısız oluyor arkadaşlar. Peki Türk taarruzu neden başarısız oldu? Kuvayi Milliye birlikler arasındaki emir komuta zinciri olmaması sebebiyle arkadaşlar Gediz Muharebelerinde taarruzumuz başarısız olmuştur ve bunun üzerine Ali Fuat Cebesoy Moskova Büyükelçiliğine atanmıştır. Ve Batı cephesi iki kısma ayrılıyor. Kuzey ve Güney olarak Kuzeyine İsmet Paşa, Güneyine ise Refet Bey atanmıştır arkadaşlar. Böylelikle yurt dışındaki ilk büyükelçiliğimiz Moskova'da açılmıştır ve ek bilgidir Türkiye'de ilk büyükelçilik açan ülke Gürcistan'dır arkadaşlar. Peki Gediz Muharebesi ile ilgili benim neleri bilmem gerekiyor? Komutanı kim? Ali Fuat Paşa. Peki neden başarısız olduk? Emir komuta zincirinin Kuvayi Milliyeciler arasında olmaması sebebiyle. Ali Fuat Paşa Gediz Muharebesi'nde başarısız olduğu için nereye gönderiliyor? Moskova Büyükelçiliğine gönderilmiştir arkadaşlar. Ve Batı cephesi iki kısma ayrılmıştır. Kuzeyinde İsmet Paşa, güneyinde Refet Bey vardır arkadaşlar. Böylelikle ilk büyükelçiliğimiz yurt dışında Moskova'da açılmıştır. Türkiye'de ilk büyükelçilik açan devlet ise arkadaşlar Gürcistan'dır. Batı cephesindeki çatışmalar arkadaşlar Yunan'ın İzmir'i işgaliyle başlamış ve büyük taarruz zaferine kadar sürmüştü. Peki Yunan ordusu neden bu kadar kolay ilerledi? 1. Osmanlı ordusunu tehriş edilmiş olması. 2. İlk zamanlar cephede disiplin olmaması. 3. İngiltere'nin Yunanistan'ı desteklemesi. 4. İç isyanlar sebebiyle Anadolu'da birliğin geç sağlanması. 5. İstanbul hükümetinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesidir arkadaşlar. 1. İnönü Savaşı 6-10 Ocak 1921 tarihleri arasında yaşanmıştır. Batı cephesinde düzenli ordu ile Yunanlılara karşı yapılan ilk savaştır arkadaşlar. Peki 1. İnönü Savaşı'nın nedenleri nelerdir? 1. Türk ordusunun Yunanlıları imha etme düşüncesi. 2. Yunanlıların Ankara'yı ele geçirip TBMM'yi ortadan kaldırmak istemesi. 3. Yunanlıların Sevr'i Türklere kabul ettirmeye çalışması. 4. Eskişehir'i alarak demiryolunun önemli noktalarını Yunanların kontrol altına almak istemesi. 5. Yunanlıların İtilaf Devletleri'nin desteğini almaya çalışması. Ve arkadaşlar Anadolu'da o ara bir isyan var. Çerkez Ethem isyanından Yunanlılar faydalanmak istemiştir. 1. İnönü Savaşı'nın nedenleri bizim için önemlidir arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. 1. Türk ordusunu Yunanlıların imha etme düşüncesi. 2. Yunanlıların Ankara'yı ele geçirerek TBMM'yi ortadan kaldırma düşüncesi. 3. Yunanlıların Sevr'i Türklere kabul ettirmeye çalışması. 4. Yunanistan'ın Eskişehir'i alarak demiryolunun önemli noktalarını kontrol altına almak istemesi. 5. Yunanlıların İtilaf Devletleri'nin desteğini almaya çalışıyor ve son olarak da 6. madde Yunanlıların Anadolu'da çıkan Çerkez Ethem isyanından faydalanmak istemesidir arkadaşlar. Yunanlıların bu saldırısı arkadaşlar Türk ordusu tarafından başarıyla durduruluyor ve 1. İnönü Savaşı'nı Türkler başarıyla çıkıyor. Peki 1. İnönü Savaşı'nın sonuçları nelerdir? 1. Teşkilat-ı Esasi Kanunu kabul edildi. 2. Londra Konferansı düzenlendi. 3. Afganistan ile Dostluk Anlaşması imzalandı. 4. İstiklal Marşımız kabul edildi. 5. Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması imzalandı. 6. İsmet Paşa general oldu. 7. Gürcülerle Batum Anlaşması imzalandı. Ve arkadaşlar 8. Halkın güveni düzenli orduya karşı arttı ve askeri alma işlemleri hızlanmıştır. Askeri başarılar arkadaşlar her zaman için siyasi başarılar da arkasında getirmiştir. Örnek Londra Konferansı'na katılmamız. Afganistan ile Dostluk Anlaşması'nın imzalanması, Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması, daha sonra Gürcülerle Batum Anlaşması yapılması arkadaşlar bu söze en güzel örnektir. Hatta 1. İnönü Savaşı sonrası 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarının şifresi de vardır. Şifresi milattır arkadaşlar. M'den kastımız Moskova Anlaşması, İ'den kastımız İstiklal Marşı'nın kabulü, L'den kastımız Londra Konferansı, A'dan kastımız Afganistan ile Dostluk Anlaşması imzalanması ve T'den kastımız da teşkilat-ı esasidir arkadaşlar. Aklımızda da böyle kalabilir. 1921 teşkilat-ı esası neden kabul edildi? Yeni kurulan yönetimin yaptığı işleri hukuki bir zemine dayandırması ve meclisin daha iyi çalışması için yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğu için arkadaşlar 1921 teşkilat-ı esası kabul edilmiştir. Peki 1921 teşkilat-ı esasının maddeleri nelerdir? 1. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. 2.
Yasama ve yürütme yetkisi Türkiye Büyük Millet Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Peki yasama ve yürütme yetkisinin Büyük Millet Meclisi'nde olması bize neyi gösterir arkadaşlar? Güçler birliği ilkesinin benimsendiğini gösterir. Peki güçler birliği ilkesi neden benimsendi? Çabuk karar almak ve hemen bu kararları uygulamak için. Daha sonra Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir ve hükümeti Büyük Millet Meclisi hükümeti adını alır. 5. Büyük Millet Meclisi iller halkınca seçilen üyelerden oluşur. 6. Büyük Millet Meclisi seçimi 2 yılda bir yapılır. Daha sonra seçilen kişi tekrar milletvekili seçilebilir. 7. Din buyruklarının yerine getirilmesi, bütün yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, anlaşma ve barış yapılması, savaş kararı verilmesi gibi temel haklar Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Bakın tekrar söylüyorum, önemli bir maddedir. Din buyruklarının yerine getirilmesi, bütün yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, anlaşma ve barış yapılması, savaş kararı verilmesi gibi temel haklar Büyük Millet Meclisi'ne aittir arkadaşlar. Peki 1921 Teşkilat-ı Esasi Kanunu'nun kabul edilmesinin önemi nedir? Yeni Türk Devleti'nin kuruluşunu hukuki ve siyasi olarak belgelemiştir arkadaşlar. Ve bu anayasamızın kabul edilmesi Büyük Millet Meclisi'nin kurucu meclis olduğunu gösterir. Ve arkadaşlar geçiş döneminde oluşan bir anayasa olduğu için temel hak ve özgürlüklere yer verilmemiştir. Bakın tekrar söylüyorum. 1921 Teşkilat-ı Esasi'de geçiş dönemi anayasası olduğu için daha çok kısa ve az ve öz maddelerden oluştuğu için temel hak ve özgürlüklere yer verilmemiştir. Daha sonra arkadaşlar Cumhuriyet'in ilanı ile meclis hükümeti sistemi sona ermiştir ve kabine sistemine geçilmiştir. İstiklal Marşımızın kabulü. İstiklal Marşı'nın arkadaşlar seçim için yarışma düzenleniyor. Bu yarışmayı düzenleyen bakanlığımız Maarif yani Eğitim Bakanlığı'dır. Peki bu yarışmaya katılan komutanımız Kazım Karabekir. İstiklal Marşımızın ilk bestecisi Ali Rıfat Çağatay. Son bestecisi Osman Zeki Üngör. Peki nerede hazırlandı İstiklal Marşı? Taceddin Dergahı'nda. Kime ithaf edilmiştir? Kahraman ordumuza. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstiklal Marşı'nı kimi kaynaklara göre 3, kimi kaynaklara göre de 4 kez okuyan Hamdullah Subi Tanrıever ve İstiklal Marşı'nın ilk olarak hangi gazetede yayımlanmıştır? Açık Söz gazetesinde yayımlanmıştır arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. İstiklal Marşımızın kabulü bizim için önemlidir ve ÖSYM de buraya dikkat etmektedir. Her sene ortalama neredeyse bir soru sormaktadır arkadaşlar. İlk olarak İstiklal Marşı nerede düzenleyen bakanlık kimdi? Maarif, Eğitim Bakanlığı. İstiklal Marşı'na şiir yazarak katılan komutanımız Kazım Karabekir. Peki İstiklal Marşı'nın ilk bestecisi? Çok güzel Ali Rıfat Çağatay. Son bestecisi Osman Zeki Üngör. Nerede hazırlanmış, nerede yazılmıştı? Taceddin Dergahı'nda. Peki İstiklal Marşımız kime ithaf edildi? Kahraman ordumuza. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstiklal Marşı'nı kim okumuştur? Hamdullah Supi Tanrıver. Peki hangi gazetede yayınlanmıştır ilk olarak? Açık Söz gazetesinde yayınlanmıştır arkadaşlar. Peki Londra Konferansı neden toplandı? 1. İnönü Savaşı'nı Türklerin kazanması. 2. Fransa'nın Anadolu'da büyük bir direnişle karşılaşması. 3. İtalya'nın Anadolu'daki paylaşımdan memnun olmaması. 4. Yunan ordusuna zaman kazandırmak amaçlanmıştır arkadaşlar. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi Londra Konferansı'na neden katıldı? 1. Misak-ı Milli'yi dünyaya duyurmak. 2. Milletin temsilcisi olduğunu göstermek. 3. Türkler barıştan kaçıyor propagandasının önüne geçmektir arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Londra Konferansı'na neden katıldı? 1. Misak-ı Milli'yi dünyaya duyurmak. 2. Milletin temsilcisinin Büyük Millet Meclisi olduğunu göstermek. Ve 3. Türkler barıştan kaçıyor propagandasının önüne geçmek içindir arkadaşlar. Peki Londra Konferansı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kim katılmıştır? Bekir Sami Bey. Osmanlı Devleti adına kim katılmıştır? Osmanlı Devleti'nin son sadrazam olan Tevfik Paşa katılmıştır arkadaşlar. Bakın önemlidir. ÖSYM katılan kişileri sorar. Londra Konferansı'na TBMM adına Bekir Sami Bey, Osmanlı adına ise Osmanlı Devleti'nin son sadrazam olan Tevfik Paşa katılmıştır arkadaşlar. Peki Londra Konferansı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanında Osmanlı Devleti neden çağrıldı? Arkadaşlar ikisinin birden iki Türk tarafında çağrılmasındaki amaç Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Osmanlı Devleti arasındaki anlaşmazlıklardan faydalanarak Sevr'i bize kabul ettirmek için arkadaşlar. Ve
Şimdi bu ikilikten faydalanmaya çalışıyorlar ya İtilaf Devletleri. Arkadaşlar Tevfik Paşa söz sırası kendisine geldiğinde ayağa kalkıyor. Bu milletin gerçek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir diyerek sözü Bekir Sami Bey'e bırakmıştır arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Londra Konferansı'nda Osmanlı Devleti ile TBMM'nin aynı anda çağrılmasının temel sebebi aramızdaki ikilikten faydalanarak, karışıklıktan faydalanarak Sevr'i bize kabul ettirmek istiyorlardı. Ama Tevfik Paşa bu oyuna gelmemiştir arkadaşlar ve söz sırası kendisine geldiğinde şu sözü söylemiştir. Bu milletin gerçek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir diyerek arkadaşlar sözü Bekir Sami Bey'e bırakmıştır. Peki Bekir Sami Bey Londra Konferansı'nda İtilaf Devletleri'nden ne istedi? 1. Misak-ı Milli'yi kabul edeceksiniz. 2. İzmir'i hemen boşaltacaksınız. 3. Denize kıyısı olan illerde biz gemi yapacağız. 4. Artık kapitülasyonlar kalkacak. Bakın tekrar söylüyorum. Bekir Sami Bey'in İtilaf Devletleri'nden istekleri 1. Misak-ı Milli'yi kabul edeceksiniz diyor. 2. İzmir'i hemen boşaltacaksınız. 3. Denize kıyısı olan illerde biz gemi yapacağız. 4. Kapitülasyonlar kalkacak demiştir arkadaşlar. Arkadaşlar konferans sonucunda İngiltere ve Fransa ile yapılan anlaşmalar ulusal bağımsızlığımıza ters olduğu için biz bu anlaşmaları kabul etmedik ve Bekir Sami Bey'i görevden aldık. Yerine Yusuf Kemal Tengirçek atanmıştır arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. İngiltere ve Fransa ile yapılan anlaşmalar ulusal bağımsızlığımıza ters olduğu için kabul etmedik ve Bekir Sami Bey'i görevden alarak yerine Yusuf Kemal Tengirçek atanmıştır arkadaşlar. Moskova Anlaşması kimle yapılmıştır? Büyük Millet Meclisi ile Rusya arasında yapılmıştır. Maddelerine bakalım. 1. Rejimlerin birbirlerine ihraç edilmeyecek. Yani Rusya'da komünizm var biliyorsunuz. Büyük Millet Meclisi'nde de cumhuriyet düşünülüyor. Bu yüzden deniyor ki rejimler birbirine ihraç edilmeyecek. 2. Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki tüm anlaşmalar geçersizdir. 3. Kapitülasyonlar kaldırılacak. 4. İki taraftan birinin tanımadığı anlaşmayı diğer tarafta tanımayacaktır. Batum Gürcistan'a bırakılacaktır. Bakın arkadaşlar, Batum'un Gürcistan'a bırakılması Misak-ı Milli'den verilen ilk tavizdir. Rusya, peki şöyle bir şey var. İki taraftan birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacak diyor. O zaman biz Sevr'i tanıyor muyuz? Hayır. O zaman Sevr'i de kim tanımıyor o zaman arkadaşlar? Rusya da artık tanımıyor. Ve arkadaşlar Boğazların durumu, Boğaz'a kıyısı olan devletler katılacağı bir konferansla Boğazların durumu belli olacaktır. Moskova Anlaşması'yla Türkiye'yi tanıyan ilk büyük Avrupalı devlet Sovyet Rusya olmuştur. Daha sonra arkadaşlar Afganistan ile yapılan dostluk anlaşması ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Müslüman ülke ise Afganistan olmuştur. Arkadaşlar bakın Moskova Anlaşması bizim için önemlidir. Ne de? Batum Gürcistan'a verildi. Misak-ı Milli'den verilen ilk tavizdir bu. Daha sonra Rusya Sevr'i tanımayacağını bildirdi. Ve Türkiye'yi tanıyan ilk büyük Avrupalı devlet Sovyet Rusya. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Müslüman ülke Afganistan'dır arkadaşlar. Türkiye'ye gelen ilk yabancı resmi devlet adamı arkadaşlar Afgan Kralı Amanullah Han'dır. Bakın tekrar söylüyorum. Türkiye'ye gelen ilk yabancı resmi devlet adamı Afgan Kralı Amanullah Han'dır. Peki, İkinci İnönü Savaşı ile devam edelim. İkinci İnönü Savaşı'nın nedenleri nelerdir? 1. Yunan'ın İngiliz desteğini kayıp etmek istememesi. 2. Yunanların Londra Konferansı'nda başarısız olması. 3. Birinci İnönü'nün intikamının alınmak istenmesi. 4. Eskişehir ve Ankara alınarak milli mücadeleye toptan son verilmek istenmesi sonucu İkinci İnönü Savaşı çıkmıştır arkadaşlar ve İkinci İnönü Savaşı'nda Yunanlar ağır bir yenilgi almıştır ve Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya bir telgraf çekmiştir. O telgrafta Mustafa Kemal şöyle der İsmet Paşa'ya. Siz orada sadece düşmanı değil, bu milletin makus talihini de yendiniz. Bakın tekrar söylüyorum. İkinci İnönü Savaşı zaferi sonrası Mustafa Kemal Atatürk İsmet Paşa'ya bir telgraf çekmiştir ve telgrafta şunu söylemiştir. İsmet Paşa, siz orada sadece düşmanı değil, bu milletin makus talihini de yendiniz demiştir arkadaşlar. İkinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarının şifresi FIFI'dir arkadaşlar. F'den kastımız Fransa TBMM'ye ateşkes ilan etti. İ'den kastımız İngiltere Malta'da bulunan esirlerin bir kısmını serbest bıraktı. Diğer F'den kastımız Fransa Zonguldak'tan çekildi. İ'den kastımız İtalyanlar Anadolu'dan çekilmeye başlamıştır arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum.
İkinci dönüşünün İnönü Savaşı'nın sonuçlarının şifresi Fifi'dir. Fransa TBMM'yi ateşkes ilan etti. İngiltere Malta'da bulunan esirlerin bir kısmını serbest bıraktı. Fransa Zonguldak'tan çekildi ve İtalyanlar Anadolu'dan çekilmeye başlamıştır arkadaşlar. Peki Kütahya-Eskişehir muharebelerinin nedenleri nelerdir? 1. Yunanistan'ın İngiliz desteğini kaybetmemek istemesi. 2. Yunanların 1. ve 2. İnönü Savaşı'nın intikamını almak istemesi ve 3. Yunanistan'ın Eskişehir ve Ankara'yı alarak milli mücadeleyi sona erdirmek istemesi arkadaşlar. Arkadaşlar Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda biz yeniliyoruz. İlk olarak Yunanlar Kütahya alıyor. Ardından Afyon, Bilecik, Eskişehir'e kadar geliyorlar arkadaşlar. Ve bu zamanda ordumuz geri çekilmeye devam ediyor. Bunun üzerine arkadaşlar Mustafa Kemal orduya bir emir gönderiyor. Diyor ki Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilin. Bakın tekrar söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk orduya bir telgraf çekiyor ve diyor ki Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilin. Neden? Ordunun daha fazla zayiat vermesini engellemek için. Peki arkadaşlar Kütahya-Eskişehir Savaşı'nın sonuçları nelerdir arkadaşlar? 1. Türk ordusu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekildi. 2. Mecliste Büyük Millet Meclisi'nin Kayseri'ye taşınması fikri gündeme geldi. Daha sonra yoğun tartışmalar geçti arkadaşlar mecliste ve Mustafa Kemal'e 3 aylığına başkomutanlık yetkisi verildi. Bu yetkiye göre meclisin yasama ve yürütme yetkileri Mustafa Kemal'e 3 aylığına geçici olarak verilmiştir arkadaşlar. Ordumuzun ihtiyacını karşılamak için Tekalifi Milli Emirleri yayımlandı. Fransa ateşkes teklifini geri çekti. İtalya geri çekilme kararını durdurdu arkadaşlar. Şu söz bize yine karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Askeri başarılar, siyasi başarılar nasıl beraberinde getiriyorsa askeri hezimetler de siyasi mağlubiyetleri getirmektedir arkadaşlar. Örnek İtalya geri çekilecekti, bunu durdurdu. Fransa ateşkes teklifini geri çekti. Bunlar bize nedir? Askeri başarısızlığın siyasi mağlubiyeti getirdiğini gösterir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Mustafa Kemal Kütahya Eskişehir Muharebesi sırasında Ankara'da Maarif Kongresi'ni toplamıştır. Arkadaşlar peki Tekalif Milli Emirleri nelerdir? Bir bakalım. Bakın Tekalif Milli Emirler bizim için önemlidir. O yüzden maddelerine bir bakalım. 1. Askerin ihtiyacına yarayacak malların %40'ına el konulacak, bedeli sonradan ödenecek. 2. Taşıt sahipleri ayda bir kere cepheye 100 km boyunca taşıma yapacak. 3. Her çeşit araba ve hayvanın %20'sine el konulacak. 4. Sahipsiz mallara el konulacak. 5. Halk elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde komisyonlara verecek. 6. Her aileden birkaç çamaşır, bir çift çorap ve bir çift çarık alınacak. 7. Demirci, marangoz, araba yapan esnaf ordu hizmetine alınacak arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Tekalif-i Milli Emirleri bizim için önemlidir. Kütahya Eskişehir Savaşı sonrasında yayınlanmıştır. Tekalif-i Milli Emirleri ile gelen yardımların bir kısmı Sakarya Meydan Muharebesi'nde kullanılmıştır. Ama çoğu ise Büyük Taarruz Savaşı'nda kullanılmıştır arkadaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi, Subaylar Savaşı, Melhame-i Kübra, Büyük Kıyım. Arkadaşlar, Sakarya Savaşı'nın diğer isimleri bizim için önemlidir. Sınavda karşınıza direkt soru olarak gelebilir. Bakın, Sakarya Meydan Muharebesi, Subaylar Savaşı olarak da geçer, Melhame-i Kübra olarak da geçer, Büyük Kırım olarak, Kıyım olarak da geçer. Peki, Sakarya Savaşı'nın nedeni nedir? Ankara'yı alarak milli mücadeleyi sonlandırmak istiyor. Kim? Yunanistan. Bu savaş sırasında Mustafa Kemal'in bir sözü vardır arkadaşlar. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı tüm vatandır. Vatanın her karışı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça bu vatan terk edilemez demiştir arkadaşlar. Ve Sakarya Savaşı ile arkadaşlar bu yani Sakarya Savaşı'ndan sonra 1683 2. Viyana'dan beri gelen Türklerin geri çekilişi sona ermiştir. Bu bizim son savunma savaşımızdır. Bakın tekrar söylüyorum. Sakarya Meydan Savaşı bizim son savunma savaşımızdır ve Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra 1683 2. Viyana'dan beri Türklerin geri çekilişi sona ermiştir arkadaşlar. Sakarya Savaşı'nın sonuçlarına bakalım. 1. Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildi. 2. Esir mübadele anlaşması imzalandı. Kimle? İngiltere ile. 3. İngiltere sevir maddelerini yumuşatarak ateşkes teklifinde bulundu. 4. Ukrayna ile dostluk anlaşması yapıldı. 5. Fransa ile Ankara anlaşması yapılmıştır arkadaşlar.
Peki Ankara Anlaşması'nın özellikleri nelerdir? İlk defa İtilaf Devleti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi resmi olarak tanınmıştır. Hatay Suriye'ye bırakılmıştır arkadaşlar. Hatay'ın Suriye'ye bırakılması Misak-ı Milli'den verilen ikinci tavizdir. Bakın tekrar söylüyorum. Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması'nın özelliği nedir? Hatay Suriye'ye bırakıldı. Peki Hatay'ın Suriye'ye bırakılması neden taviz olduğunu gösterir? Misak-ı Milli'den verilen ikinci tavizdir arkadaşlar ve Ankara Anlaşması'na göre Süleyman Şah'ın mezarının olduğu yer yani Caber Kalesi Türk mülkü sayılmıştır arkadaşlar. Burada bakın tekrar söylemekte fayda görüyorum. Askeri başarılar ardından siyasi başarılar da getirmiştir. Neden derseniz Fransa ile Ankara Anlaşması, Ukrayna ile dostluk anlaşması yapmamız arkadaşlar. Bunlar bize askeri başarıların siyasi başarılar getirdiğini tekrar gösterir arkadaşlar. İtalya Anadolu'dan tamamen çekilmiştir arkadaşlar. Sakarya Savaşı sonrası Anadolu'dan çekilen ilk İtilaf Devleti İtalya'dır. İtalya ve Fransa giderken bıraktığı silahlar arkadaşlar büyük taarruzda kullanılmıştır ve Sakarya Savaşı sonrasında SSCB'ye bağlı Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ile doğu sınırımızı kesin olarak çizen Kars Anlaşması imzalanmıştır. Bakın tekrar söylüyorum. Sakarya Savaşı sonrası SSCB'ye bağlı olan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile doğu sınırımızı kesin olarak çizen Kars Anlaşması imzalanmıştır arkadaşlar.